bir bakan gelecek sene, geçtik 2008'i, 2009'da Türkiye'deki tarımsal üretim ne olacak? Bunu görmeli. Ahaliye göstermeli. Şimdi basit bir şey söyleyeyim de kapatayım bu tarımı. Yani çünkü cehalet ve cühela ile uğraşmaktan yoruldum ben bu ülkede. Hakikaten yoruldum. O yüzden de sinirleniyorum. Sinirlenince bana niye sinirlendin diyorlar. Bakın bir örnek vereyim. Bütün köylü beni anlayacaktır. Köylü her şeyi anlıyor. Köylü reel gerçekliği yaşıyor. Gündelik hayatı yaşıyor. Şimdi diyorlar ki efendim sen çok üret. İyi üreteyim. İşte daha çok teknoloji kullan, daha çok mazot yak, daha çok gübre at. Köylü de diyor ki ben daha çok mazot tüketeyim, daha çok gübre atayım, daha çok para harcayayım, daha da çok ürün elde edeyim. İyi ama elde ettiğim ürünü harcadığımdan çıkarınca ben daha mı çok kar ediyorum, daha mı az kar ediyorum? Çünkü satamıyor. Çünkü köylü hiç ellemezse daha çok para kazanıyor. Türkiye'nin realitesi budur. Çünkü biz gap gap diyoruz, gapta ürettiğimizi satamadığımız için tarımcı üretmiyor. Sen gapta üretiyorsun, Çukurova üretmiyor bu sefer. Çünkü Türkiye'deki sorun tarımı, bir devlet politikası satılacak ürünü, ürünü satmayı öğretir. Kapitalizm order eder, emreder, der ki düzen. Kapitalist düzeni kastediyorum. Bu sene şu, bu sene bu. Halka bunu gösterecek ne bir siyasi kadro var Türkiye'de. Bu yeni mi? Bu iktidarı söylemiyorum. Turgut Özal öldüğünden göre bu işler böyle gayya kuyusuna girdi.